Yeni Mesaj TV'den merhaba. Televizyonlarda dizi furyası tüm hızıyla devam ediyor. Yalnız bu sezon bakıyoruz ki yine Atatürk'le ilgili hiçbir dizi maalesef ekranlarda yok. Oysa ki dizi sektörü yıllık 350 milyonluk ciroya ulaştıklarıyla övünüyorlar. Ama yaklaşık 300 tane dizi filmi ihraç edildiği halde içlerinde bir tane bile Atatürk'le ilgili, Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir dizi maalesef yok. TRT, özellikle TRT dönem filmleriyle, dönem dizileriyle oldukça ses getirmişti. Diriliş Ertuğrul dizisi, Payitaht Abdülhamit dizisi, Mehmetçik Kutul Amare dizileri oldukça reyting rekorlarına da ulaştı. Fakat halkın parasıyla hayatını sürdüren TRT maalesef Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili, bu devletin kurucusu, milletimizin doğal lideri Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili hiçbir dizi yapmadı ve bu sezonda yapmadığını maalesef gördük. Yine geçmiş dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisi oldukça reyting topladı ve dünyada da Türkiye'nin ihraç ettiği diziler içerisinde en fazla rağbet gören diziydi. Ama yine dediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili hiçbir diziye yer verilmedi bugüne kadar hala. Peki Atatürk'ün hayatına baktığımız zaman acaba Atatürk'ün hayatı dizilere, filmlere konu olacak özelliklere sahip değil mi? Hayır, tabii ki öyle değil. Atatürk'ün tüm hayatı yüzlerce dizi ve film çıkartabilecek potansiyele sahip. Ama buna rağmen Atatürk'le ilgili ısrarla dizi yapılmaması maalesef bizi düşündürüyor. Şimdi Atatürk'ün hayatına baktığımız zaman o kadar üstün işler yapmış ki bunu zaten hepiniz de biliyorsunuz. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk Türk tarihinin en büyük liderlerinden bir tanesidir. Yaptığı işler itibariyle zaten bu onu ispatlıyor. Mesela en başında padişahın kulu olarak görülen Türk milleti ve sadece asker ve çiftçi olarak değerlendirilen Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk sayesinde iktidara gelmişlerdir. Devlet yönetiminde iktidar sahibi olmuşlardır. Başlı başına bu konu bile Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili dizi ve film yapılmasına yeterlidir. Askeri yönüne baktığımız zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabluskarp Savaşları, 2. Balkan Savaşı, Sakarya Meydan Muharebeleri, Büyük Taarruz, Çanakkale Savaşı, Kafkas Cephesi, Filistin Cephesi, buralarda hayatı, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı savaşlarla geçmiş ve üstün başarılar kazandırmıştır devletine ve milletine. Fakat yine bu konularla ilgili de bir dizi maalesef göremiyoruz. Örneğin Büyük Taarruz'da Mustafa Kemal Atatürk'ün taarruz öncesi yaptığı dua çok meşhurdur. Sabahın seher vaktinde yaptığı duada şöyle diyor Mustafa Kemal Atatürk: "Ya Rabbi, sen Türk ordusunu muzaffer et. Türklüğün ve Müslümanlığın düşman ayakları altında çiğnenmesine müsaade etme" diye dua ediyor. Şimdi biz de soruyoruz, acaba Atatürk'ün bu dini yönü, manevi yönü mü Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir dizi yapılmasını engelliyor? Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikleri tabii ki saymakla bitmez ama kısaca ben birkaç tanesine daha değinmek istiyorum. Örneğin okuma yazma seferberliği başlatmış ve gerçekten cahil bırakılan bu halk cehaletten kurtarılmıştır. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün başarılarından bir tanesidir. Bu konuyla ilgili de yüzlerce dizi ve film çekmek mümkündür. Yine Türk milletinin dinini doğru bir şekilde, doğru kaynaktan öğrenmesi için Elmalılı Hamdi Yazır'a tefsir yazdıran ve bunu bütün Türkiye'ye dağıtan kişidir Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu yönü mü acaba bir dizi çekilmesini, film çekilmesini engelliyor diye insan sormadan edemiyor. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün Ehl-i Beyt soyundan olması, manevi yönünün çok yüksek olması, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi biliyor olması, örneğin Ehl-i Beyt soyuyla ilgili olmasıyla ilgili Hoş Geldin Atatürk eserinin 85 ve 118. sayfalarına kadar delilleriyle, kaynaklarıyla beraber anlatılıyor.
ve bunun dışında başka kaynaklar da var. Ama ısrarla Mustafa Kemal Atatürk'ün bu dini yönü de insanların gözünden uzaklaştırılmaya çalışıldığını maalesef tespit ediyoruz. Atatürk'ün hayatına baktığımız zaman Saray magazinini göremiyoruz. Onun hayatı sürekli mücadelelerle geçmiş bir insandır. Acaba magazin yönü olmadığı için de mi dizilere konu olmuyor diye insan düşünmeden edemiyor. Mustafa Kemal Atatürk emperyalizmle savaşmış ve bu savaşı ilk kazanan bir liderdir. Bağımsızlık mücadelesi yapan diğer devletlere de ilham kaynağı olmuş bir isimdir Mustafa Kemal Atatürk. Bu konu bile başlı başına yüzlerce dizi ve film çekilmesi için yeterlidir diyoruz. Bütün bunlar Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir dizi ya da film, hatta diziler ve filmler niye çekilmediğini bize sorgulatıyor. Hiç olmazsa önümüzdeki sezon bununla ilgili çalışmalar bekliyoruz.